Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin. Salavat. 24. sözü ders yapacağız. 24. sözün hususan 1. ve 2. dalı. 24. sözün nazmını ben yazacağım tahtaya. 5 tane dal var. Bu 24 sözün 5 tane dalda ne anlatılmış? Kainat bir ağaca benzetilmiş. O ağacın 5 tane dalı varmış. 24. sözün mevzusunun temeli 1. dal. 1. dal anlaşılınca rahatlıkla 2, 3, 4, 5 çok rahat anlaşılacak İbrahim abi. Bir tane büyük bir alim gelecekmiş. Meseleyi izah edecek, böyle kendince şöyle yapacak. Anlaşılmayan meseleler. Anlaşılmayan meseleler, evet abi. Şimdi ben yazacağım bak, o kadar kolay mı? Ya ne kadar kolaymış ya, diyeceğiz böyle. Öyle. Yürüyor musun? Einstein şöyle demişti. Bir mevzuyu diyor, ne kadar anlamışsa o kadar güzel anlatır. Ne kadar kendine özgüveni var değil tabii mi? Tabii yani, bitirmişse o kadar kolaydır diyor. Doğru. Anlamış çünkü. Doğru, maşallah. Evet. Şöyle ben nazmını yazacağım. Bak, mükafat önceden sana verdik. Evet. Ona göre. İltifatı yaptık. Evet. Elin rizine vuruyor abi devamlı. Hadi bakalım. Tamam. Beklenen zat o. Biraz okuyacağım ben o misal tarafını. Ondan sonra nazmını yazacağım. Ondan sonra içine gireceğiz böyle. Mevzumuzu. Vaktimiz nasıl çok. Yatsıyı kılmışız. Evet, vaktimiz çok. Sabaha kadar. İnşallah. 24. söz. Şu söz 5 daldı. 4. dala dikkat et. 5. dala yapış çık. Meyvelerini kopar al. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa hu lehu'l esma'ul husna. Şu ayet-i celilerin şeceri nuraniyesinin çok hakikatlerinden bir hakikatinin 5 dalına işaret ederiz. 1. dal, nasıl ki bir sultanın kendi hükümetinin dairelerinde ayrı ayrı ünvanları ve raiyetinin tabakalarında başka başka nam ve vasıfları ve saltanatının mertebelerinde çeşit çeşit isim ve alametleri vardır. Mesela adliye dairesinde hakim-i adil ve mülkiyede sultan ve askeriyede kumandan-ı azam ve ilmiyede halife. Daha buna kıyasen sahip isim ve ünvanlarını bilsen anlarsın ki bir tek padişah saltanatının dairelerinde ve tabakayı hükümet mertebelerinde 1000 isim ve ünvana sahip olabilir. Güya o hakim her bir dairede şahsiyeti manevi haysiyetiyle ve telefonuyla mevcut ve hazırdır, bulunur ve bilir. Her bir tabakada kanunuyla, nizamıyla, mümessiliyle meşhut ve nazırdır, görünür, görür. Ve her bir mertebede perde arkasında hükmüyle, ilmiyle, kuvvetiyle mutasarrıf ve basirdir, idare eder, bakar, aynen öyle de. Şimdi şuraya yazayım. Şimdi abi Risale-i Nur okurken bir noktayı nazar olsun. Şu çok önemli. Risale-i Nur'da okuduğumuz yerin külliyeti ve cüziyetini bilmek. Bu meseleyi ihata açısından bu çok önemli. Mesela namaz risalesini Üstad Hazretleri anlatmış. 5 nüktede anlatmış. Namazın manası, namaz ibadetinin manası, mevcudattaki manası, zaman noktasındaki manası, bir de enfüsi manası namazın. 9. sözde namaz anlatılmış, bir tarif yapılmış, namazın tarifi. Şu ince ve derin manayı anlamak istersen şu 5'ine bak demiş. O yukarıdaki tarife 5 tane farklı bakış açısı var. Namazın
insana bakan manası biri de anlatılmış. Allah'a bakan manası iki de anlatılmış. Mevcudata bakan manası üç de anlatılmış. Zaman noktasındaki manası anlatılmış. Dördüncü de enfüsî manası. İnsan fıtraten gayet acizdir, fakirdir. Birine dayanmaya ihtiyacı duyuyor. O namazmış yani. Namazın böyle. Şimdi bu namaz dokuzuncu sözü cüziyetini ve külliyetini bilmek yani Osman abi. Bak ben şimdi hemen bildim. Dokuzuncu söz dediğin zaman. Yani onun bütününe bakınca külliyetini mi bilmiş oldun? Yani oradaki beş tane nüktenin birer cümleyle yani ne izahına anlatılmış orada. Hı hı. Cüzünü ve külünü böyle biliyorum ben. Şimdi bunu biz şunu sileyim. Bu 24. sözde de yaparsak şöyle biz meselenin nesini konuşacağız yani abi. Namazdan konuşuluyor. Namazın neresini konuşuyoruz? Bu beş tane yazdım ya. Zamana bakan tarafı mı? Yoksa Allah'a bakan tarafı mı? Mevcudata bakan tarafı mı? Şimdi bu cüz parçaydı, kül bütündü. Şimdi bu beşinci dalda, 24. beşinci dalda beş tane dal var. Kainat bir ağaca benzetilmiş. Bu ağacın beş tane dalı varmış. Böyle bir teşbih yapılmış. Birinci dalda, şöyle yazalım. Üçüncü dal, dördüncü dal, bu da beşinci dal. Şimdi birinci dalı bilirsek diğerleri zaten anlaşılır. Birinci dalda ne anlatılmış? Allah'ın evsafı neden çeşitli? Mütenevvi diyelim, çeşitli demeyeyim de. Efsafı mı, esması mı? Esması diyebiliriz. Ben efsaf yazdım ama yani o metnin misalden sonraki içine baktığım zaman şunatına bakan diyor, he, sıfatlarına bakan, evet, efanına bakan, esmasına bakan. Ama daha ziyade esmada diyebiliriz daha iyi anlaşılması için. O ki öyle dedin, esma yazdım. Ben esma yazacaktım da Allah'ın esması, esmaları neden çeşitli, mütenevvi? İkinci dalda Allah'ın esmalarının mütenevviliği insan aleminde nasıl gözükmüş? İnsan aleminde yansıması. Şimdi bu birinci dalda okuduk deme ben mesela okudum. Cenab-ı Hakk'ın bir padişah verilmiş. Padişahın zatına bakan, efendim raiyetine bakan ve saltanatına bakan isimleri varmış. İnsan aleminde bunun yansıması, yani Allah'ın zatına bakan, saltanatına bakan, raiyetine bakan isimleri insan aleminde zühre olarak, katre olarak, reşe olarak gözükmüş. Yani birinci dalda anlatılan o çeşitlilik ikinci dalda insan aleminde nasıl gözükmüş yani. Üçüncü dalda ise Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri niçin anlaşılmamış? Cevabı ne? İrfan abi, buradaki çeşitlilikten dolayı yani. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri niçin anlaşılmamış? Ve anlaşılması için ne yapmak gerekir Gafur abi? Bu üçüncü dalda 12 tane asıl anlatılmış. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri niçin anlaşılmamış? Cevabı burası. Cenab-ı Hakk'ın zatına, raiyetine ve saltanatına bakan isimleri var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da azamiyet derecede bu dersi verdiği için muhatapları da ya raiyetine bakan, ya zatına bakan, ya saltanatına bakan bir veya birkaç esmalarda veya mertebelerinde mazhar olduğu için sözler ondan anlaşılmamış. Birinci dala göre yani. Şuradan buraya baktığımda. Dördüncü dalda metinde öyle bir şey var mıydı? Sen o Nazım Mahdi'yle öyle diyorsun. Şimdi üçüncü dalda ne anlatılıyor? Osman abi. Usul hadis var ya. Evet. 12 tane. Hadisin, yani mesela langur langur adam Arapçayı biliyor. Gidiyor hadise meal veriyor. Hı-hı. O zaman oysa. O şeye bağlıyor mu yani? Esmanın mütenevviyatına bağlıyor tabii, mu? Tabii tabii. Yani tamam, esmanın mütenevviyatına. Konu bütün zaten konunun içinde geçiyor abi. Asıllarda var mı? Evet. Tamam, ben yok şöyle, abi konuyu kopuk düşün. Nasıl ben namazın beş anladım tanesini yazdım ya, sen şimdi dördüncü nükteyi okuyorsun. Ana konuyu hiçbir zaman kaçırmaman lazım senin orayı anlaman için. Hmm. Çünkü dördüncü nüktede
namazı anlatıyor ya abi. Şimdi Muhammed Aleyhisselam ise mesela asıl 12 asılda. Şöyle evet, çok bağlamak güzel abi. Doğru mudur yani? Evet çok güzel. Şimdi Risale-i Nur'da benim şu parmağıma baksan yorum yapabilirsin. Bir şeyler söyle, isaret edebilirsin. Bütüne bakıp bunun hakkında yorum yapsan daha fazla isabet eder. Sadece ben şu metni okusam, mesela ben ders yaptım, derim ki bugünkü dersimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini ve hadisleri anlama usulü. Biz hadisleri nasıl anlayacağız? 12 asıl. Burayı müstakil anlatıyor. Hı hı. Bir de şimdi bizim konumuz 24. söz olduğu için burayla burayı münasebet kurmam gerekiyor ana konuyla benim, anlamam için yani. Burası müstakil değil. Bununla beraber bakılacak abi. Ama müstakil olarak da hadis usulü olarak anlatılabilir yani. Mesela bu hadis kitapları var. Bir ara bakmıştım ben. O kadar çok hadis kitabı var ki Üstad Hazretleri onları sıkmış, bu 12 asıl olmuş. Üçüncü daldaki yani. O kadar usuller, efendim metotlar, tarzlar hepsini böyle sıkmış. Badıllı abi diyor bunu yani. 12 asıl olmuş bu yani. Kainattaki İlm usulü hadis şeyde var. Badıllı abinin Risale'nin kutsu kaynağı var ya. Orada çok güzel yani bu yöntemden bahsediyor. Yani burada aslında benim sorduğum şey de yani bu tarzda nazm-ı meani diye baktığımızda veya işte bu 5 dal demiş. Evet. Zahirde baktığımızda 12 asıl konu başka bir konu gibi duruyor. Evet. Yani ilm usulü yani hadis ilminin detayını anlatıyor. Nasıl olacak? Ölçüler getiriyor. Evet. Ama dönüp baştaki konuyla alakası yok gibi duruyor. Böyle, ama böyle bağlamamız gerekiyor. Evet. Yani. Biz onu biz yapacağız yani. Tamam, çünkü evet. 24 sözün içinde geçiyor. Birbirine baktığın zaman sanki hiç alakası yokmuş gibi duruyor yani. Esma'daki çeşitlilikten dolayı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri anlaşılmamış yani. Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam azamiyet derecede o esmalara mazhar olduğu için muhataplar ise birine veya birkaçına veya mertebelerine. Aynen. İleride gelecek asliyet, zilliyet, külliyet, cüziyet diyecek. Dördüncü dalda ne anlatılmış? Kainattaki mahlukat, yani mahlukattaki çeşitlilik. Niye Cenab-ı Hak hayvanları yaratmış, melekeyi yaratmış, değil mi? Kainat sarayı benzetilmiş. O sarayın içinde hizmetçiler varmış. Dördüncü dalda kainattaki çeşitlilik neden? Başa geliyoruz. Efsafilerden kaynaklanıyor. Yani kainattaki o çeşitlilik ve de o bütün ibadetin yaptığı vazifeler, ibadetler neden farklı? Başa geliyoruz. Beşinci dalda da 5 tane meyve var. Bunlar kainatın başta ağaca benzetilmişti. Ağacın meyvesiymiş 5'i. Bunlar hangi meyvelerdi? Yazayım ben. Muhabbet meyvesi, ubudiyet meyvesi, sünnet-i seniyye meyvesi, ecnebileri taklit etmemek meyvesi, etmemek, beşinci Miraç meyvesi. 5 tane meyve var. İrfan abi. Şimdi niye kainatın neticesi bu 5'i? Bu baş tarafa geliyoruz tekrardan. Muhabbet kainatın meyvesiymiş, ubudiyet meyvesiymiş, sünnet-i seniyye meyvesiymiş, miraç meyvesiymiş, ecnebileri taklit etmemek bir meyveymiş. Bu sistemin, bu ağacın sistemin kurulması bu meyvelerin yetişmesi içinmiş yani. Fikret abi. Şimdi şu soru çok soruluyor, onun da cevabı olsun. Şu söz 5 daldır. 4. dala dikkat et. 5. dala yapışacak meyvelerini kopar al. Şimdi sistemin böyle olduğunu, yani Cenab-ı Hakk'ın esmalarının bu kadar çeşitli olduğunu, zatına bakan, raiyetine bakan, efendim saltanatına bakan isimlerinin olduğunu bilen insan alemindeki o farklılığı bilir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin derecesine göre anlar. Kainattaki mahlukatın niçin yaratıldığını, hususen insan niçin yaratılmış? O anlatılıyor. Kendisinin niçin yaratıldığını, kendisindeki o farklı tecelliyatları fark eden kimse bu meyveleri koparabiliyor. Şimdi bunları fark etmeyen kimse bu meyveleri koparamıyor yani. Bunların fark edilmesi nispetinde bu meyveler koparılıyor yani.
O yüzden bazı büyük zatlar muhabbet noktasında kimisi çok ileri gitmiş, kimisi sünnet-i seniyye, efal-i mükellefin dediğimiz o 8 tane, 7-8 tane şeye menduptu, adaptı, müstahaptı, çok riayet etmişler. Miraç çok dikkat eden olmuş. Bu 24. sözüm manalarının dizilişi, Nazım Mahan dediğimiz. Biz şimdi şu ikisinin üzerinde duracağız abi. Allah'ın esmaları, evsaf-ı ilahiye, neden çeşitli? Bu çeşitlilik insan aleminde nasıl gözükmüş? Şuraya yazalım. Zühre, Katre, Reşe olarak. Normalde bu Zühre ve Katre'yi bizim kendimiz de çoğunluk nurcular da menfi olarak biliyor. Hayır. Bu müsbet, hakikatin belirli mertebeleri yani. Bu Zühre, Katre, hakikatin bir basamağı diyelim artık, bir şubesi diyelim, bir meratibi diyelim. Müsbet yani, bunlar olması gerekiyor yani. Evet. İşte bazen aynı şahısta da olacak onun. Evet. Yani bazen Zühre, bazen Katre, bazen Reşe. Evet. Şimdi şuraya okuyayım ben. Şuradan okudum. Misali bir daha okuyayım. Nasıl ki bir sultanın kendi hükümetinin dairelerinde ayrı ayrı ünvanları ve raiyetinin tabakalarında başka başka anlam ve vasıfları ve saltanatının mertebelerinde çeşit çeşit isim ve alametleri var. Mesela diyor, örnek veriyor. Abi burada şöyle gibi desek, mesela şimdi sen daha çok birinci dalla bina etmiş. Yani birinci daldan çıkan dallar gibi biraz oldu. Hepsi esmanın mütenevvi olmasıyla ilişkili ya. Hani birinci dalda... Evet. Ama mesela burada bu ayeti celilenin şecere-i nuraniyesinin çok hakikatlarından 5 hakikatını 5 dalına işaret edeceğiz. Yani aslında ayetin 5 dalı var. Evet. Yani birinci dal merkez her şey, yani hepsini birinci dala vura vura, yani esas odur şeklinde gitti biraz konu ama mesela ayet ne diyor? Allahu la ilahe illa huve lehul esma hüsna. Evet. Esma hüsna'yı aslında anlatıyor ayet. Yani işte Allah birdir. Esmaları, o güzel esmaları onundur. Ayeti cellesinin şecere-i nuraniyesini anlatıyor. Yani daha çok esma. Yani o zaman birinci dal biraz şeyi mi anlatmış oluyor? Ana konuyu, ana temayı anlatmış oluyor. Ana evet. Fikir. Abi demin de söyledim. Müstakil ha. Olarak da bakabiliriz. Her bir dala. Mealde de aynı şey çıktı da şimdi Allahu la ilahe illa hu değil mi? Yani dalı biz ağaç dedim. Tamam doğru. Yani şöyle. Lehul Esma'nın üstüne bütün isimler onun. Merkez bu. Merkez bu. O zaman Esma bu. Daha çok. Esma. Esma. O zaman baktığın zaman Allah'ın esması niye çeşitli? Evet. Şimdi burayı anlarsak biz Miraç'ı da anlayacağız abi. Hakikati Miraç'ı da anlayacağız yani. Şurayı anlarsak. Allah'ın esması neden var gibi. Evet. O da olabilir. Neden yani, esması? Yok. Neden esması değil de. Çünkü o zaman Allah neden var olur. Yani bu kadar mevcudatın tenevvü esmanın çeşitliliğinden geliyor. Yani anlayış farklılığı da ondan geliyor. Mesela ikincisi anlayış farklılığı niye var? Esmanın mütenevviğinden, mazhar esmada kaynaklanıyor. Üçüncüsü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri herkesle aynı ortaya çıkmıyor. Niye? Mazhar esmadan kaynaklanıyor. Ana bazıları bir isimden geçememiş. Evet. Ondan sonra kainattaki mahlukatın ibadeti, kainattaki çeşitlilik nereden geliyor? Gene Allah'ın esmasının farklılığından geliyor. Ondan sonra beş tanenin de beş meyvesi var. Evet. Birincisini doğru anlayan muhabbette ilerliyor. Onda o fark ediyor. Bakın beşinde beş tane meyvesi var, beş tane de dal var. Aslında hepsi bir dalın şeyidir, neticesidir. Bir de hani şu meyveleri, mesela ben iki tane de çok koparabilirim. Belki diğerlerine elim yetişmeyebilir. Mesela Miraç'a misal diyelim. Elim yetişmiyor çok ama benim sünnet-i seniyye elim yetişebilir çok. Onları daha fazla koparabilirim. Şimdi buradaki Osman abi şey anlatmak istediğim benim yani nazara vermek istediğim şey kopuk düşünmeyelim. Evet, ben bir kere bunu bir yer okurken ben şahsen noktayı nazar olarak oranın o metnin anlaşılması için bunu şiddetle tavsiye ediyorum Mehmet abi. Yani ben şu an öyle bir şey, ben şu an intikal ettim yani yeni. Evet, yani bu, konuyu, yani ne olur biliyor musun? Usta da kafasını esti, olan ne yapayım ya? Hadi sen bahsedeyim hadi. Şundan da bahsedeyim, şimdi karman çorban olur.
Öyle bir şey yok yani. Öyle de demesek de bağ kurmayınca da müstakilmiş gibi bak geçiyoruz. Evet, müstakil de okunabilir. O zaman hakim olamıyoruz. Mevzuya. Hakim olamıyoruz. Bak nereden mesela, bakacağım? Şöyle baktığın zaman mesela kainat, Esma'nın için çok çeşitli. Merkez soru bu. Ha bunun ha ondan dolayı insanlar çeşitli. Ha ondan dolayı mevcudat çeşitli. Evet. Ondan dolayı Allah Resulü hadisi mezhepler farklı anlamış. Zaten ikinci dalda bunu göreceğiz. O farklılık zaten birinci ve soru olarak sorulmuş üstada. Hem orada cevabını veriyor hem kendisinin önündeki dalda. Hı. Yani bu söylediklerim abi ikinci dalda kendisi söylüyor üstadın yani. Şimdi misalde bir padişah var. Misalde okuduk. Bu padişahın zatına, raiyetine ve saltanatına bakan isimleri var. Misal veriyor. Mesela adliye dairesinde hakim adil, mülkiyede sultan, askeriyede kumandan-ı azam, ilmiyede halife, daha buna kıyasen diğer isimlerine kıyas etsen diyor. Görürsün ki bir yerde birisi asılmış, diğer isimler ona tabiymiş, bir yerde aynı isim olarak bulunuyormuş, diğer bütün Esma-i Hüsna ile şahsiyeti manevisiyle orada hazır ve nazırmış. Biliyormuş ve görüyormuş yani. Misal bu. Şuraya yazayım ben. Şunu siliyorum ben. Şunu sileyim. Şurayı. Şuraya padişah yazıyorum. Padişah. Şuraya zatına. Zatına, raiyetine, bir de saltanatına. Bakan isimleri varmış. Zatına, raiyetine, saltanatına bakan, şuraya şöyle yapayım, isimleri, esmaları varmış. Evet, şimdi aynen öyle de, şu misal gibi bir padişahın zatına, raiyetine, saltanatına bakan isimleri var. Bir isimle, bir isimle bir yerde bulunuyormuş. Diğer bütün efsaf-ı ilahiye o isimler, o ismin zıllındaymış yani. Etrafına dönüyor. Evet, aynen öyle de. Ezel ebed sultanı olan Rabbül Alemin için rububiyetinin mertebelerinde ayrı ayrı fakat birbirine bakan şen ve namları, uluhiyetinin dairesinde başka başka fakat birbiri içinde görünür isim ve nişanları ve haşmet nüme icraatında ayrı ayrı fakat birbirine benzer temessül ve cilveleri ve kudretinin tasarrufatında başka başka fakat birbirini isad eder ünvanları var ve sıfatlarının tecelliyatında başka başka fakat birbirini gösterip mukaddes zuhuratı var ve efalinin cilvelerinde çeşit çeşit fakat birbirini ikmal eder hikmetli tasarrufatı var ve rengarenk sanatında ve mütenevni masnuatında çeşit çeşit fakat birbirini temaşa eden haşmetli rububiyeti vardır. Bununla beraber kainatın her bir aleminde her bir dairesinde Esma-i Hüsna'dan bir ismin ünvanı tecelli eder. O isim o dairede hakimdir. Şimdi bunun misallerini üstadımız kendisi verecek. Evet. Başka isimler orada ona tabidir. Belki onun zınnında bulunurlar. Hem mahlukatın her bir tabakasında az çok, büyük küçük, has ve am, her birisinde has bir tecelli, has bir rububiyet, has bir isimle cilvesi vardır. Yani o isim her şeye muhit ve am olduğu halde öyle bir kast ve ehemmiyetle bir şeye teveccüh eder. Güya o isim yalnız o şeye hastır. Şimdi aynen öyle de dedi. Cenab-ı Hakk'ın da daire daire biraz fazla saydı. Misal böyle. Fakat aynen öyle de diyerek hakikat daha mı geniş oldu? Hakikat biraz daha geniş. Rububiyetin daireleri dedi. Uluhiyetin dedi. Evet. Sıfatların dedi. Evet. Esmaların dedi. Ef'alin dedi. Aynen bunları saydı. Şimdi bunların da birbiri içinde birbirisini gösteren isimleri varmış Cenab-ı Hakk'ın vasıfları varmış. Birisi asılmış, diğerleri ona tabiymiş.
Şu misaldeki gibi. Nasıl yani bir isim bir yerde asıl, diğerleri ona tabi? Şöyle söylüyor. Eğer şu anlatılan yüksek hakikatleri yakından temaşa etmek istersen git fırtınalı bir denizden, zelzeleli bir zeminden sor. Ne diyorsunuz? Elbette ya Celil, ya Celil, ya Aziz, ya Cebbar dediklerini işiteceksin. Sonra deniz içinde ve zemin yüzünde merhamet ve şefkatle terbiye edilen küçük hayvanattan ve yavrulardan sor. Ne diyorsunuz? Elbette ya Cemil, ya Cemil, ya Rahim, ya Rahim diyecekler. Şimdi dedi ki şu misalde anlatılanı tatbik ettikten sonra bunları anlamak istiyor musun? Şu yüksek hakikatleri az önce söylediğimiz bir isim asıl, bir ünvan asıl, efendim, yani. Bir dairede, bir tabakada. Bak dedi git fırtınalı bir denizden sor. Hangi isimler orada galip? Dedi ki ya Celil, ya Celil, ya Aziz, ya Cebbar. Git dedi deniz içinde ve zemin yüzünden hayvanattan ve yavrulardan sor. Ne diyorlar? Hangi isim, hangi ünvan asıl? Ya Cemil, ya Cemil, ya Rahim, ya Rahim. Semaya git, semayı dinle. Nasıl? Ya Celil Üzül Cemal diyor. Arza git, arza kulak ver. Nasıl? Ya Cemil Üzül Celal diyor. Bahardan sonra bahar ne diyor? Bak nasıl? Ya Hannam, ya Rahman, ya Rahim, ya Kerim, ya Latif, ya Atuf, ya Musavvir, ya Münevvir, ya Muhsin, ya Müzeyyin gibi çok esmayı bahardan işiteceksin. Yani şu misalde anlatmış olduğunu burada tatbik ettikten sonra şu vasıflarda, ondan sonra şu anlattığımızda, yani bir isim asıl bir dairede, diğer ünvanlar ona tabi, bu misalleri veriyor. Git bakalım bir sor, bahar ne diyecek, sema ne diyecek, arz ne diyecek, efendim fırtınalı bir deniz ne diyecek, evet. Ve insan olan insandan sor. Bak nasıl bütün esmayı okuyor ve cephesinde yazılı, sen de dikkat etsen okuyabilirsin. Güya kainat azim bir müzikayı zikredin. Yani Cenab-ı Hakk'ın da şuraya padişah olarak Allah diyelim. Allah'ın da zatına bakan, raiyetine bakan, saltına da bakan isimleri varmış, ünvanları varmış. Bunlar bir dairede, efendim, bir tabakada bir tanesi asılmış, diğerleri ona tabi. İşte semada ya Celil Zülcemal, ya Cemil Zülkemal, git bahara sordu de Hannan, Rahman, Rezzak isimleri. Onlar bir yerde asıl, diğerleri ona tabi. Cenab-ı Hakk'ın esmaları, bu daireler niye bu kadar çeşitli? Zatına bakan, raiyetine bakan, saltanatına bakan isimleri varmış yani. O aşağıda daha mı arttırdı? Eşleşiyor mu öyle bir hani şey yapmadın değil mi? Yani hakikatler... Buradakiler biraz daha fazla yani. Burada 3 tane varken aşağıda bir 7, 2, 4, 5 tane var. Yani eşleşmiyor. Yukarıdaki de eşleşmiyor. Tamam. Yani bazen oluyor, misal de hakikat oluyor. Evet. Yani... Ama bunda 3 tane varken diğerinde 5 tane var. Hatta fazla 7 tane de ben 5 tanesini yazdım. Hem bunun yani o isim her şey muhit ve âm olduğu halde öyle bir kast ve ehemmiyetle bir şeye teveccüh eder, güya o isim yalnız o şeye hastır. Yani bakıyorsun Cenab-ı Hakk'ın Rahman ismi, Rezzak ismi, bakıyorsun ki sadece baharda gözüküyor. Veya Cenab-ı Hakk'ın Rahim ismi, bakıyorsun ki sanki sadece yavrularda gözüküyor. Evet. Mesela Cenab-ı Hakk'ın Celil ismi, bakıyorsun ki sadece fırtınalı bir denizde gözüküyor. Güya o isim yalnız o şeye astır. Hem bununla beraber Havvat-ı Zülcelal her şeye yakın olduğu halde 70 bine yakın nurani perdeleri vardır. Mesela sana tecelli eden Havvat isminin mahlukiyetindeki cüz'i mertebesinden tut, ta bütün kainatın halıkı olan mertebe-i kübra ve ünvan-ı azama kadar ne kadar perdeleri bulunduğunu kıyas edebilirsin. Şimdi hem başka bir şey söyledi, dedi ki hem bununla beraber, yani bu farklılıkla beraber, evet, Halık-ı Zülcelal her şeye yakın olduğu halde 70 bine yakın nurani perdeler var. Nasıl yani Cenab-ı Hak bütün mahlukata her şeye yakın olduğu halde 70 bin nurani perde var? Evet. Mesela misal, sana tecelli eden Halık isminin mahlukiyetinin cüz'i mertebesinden tut, bütün kainatın halıkına kadar. Ha. Ne kadar mertebe var? Mesela bir esmayı düşünelim. Halık.
Amin. Şimdi benim parmağımın bir halkeden var. Elimi var, kolumu var, gövdemi var, gözümü var, kulağım var. Bir de beni halkeden var, halk. Bir de şimdi cüziyetten gelip külleşiyor. Diğer insanları ve uzuvlarını halk eden var. Hayvanatı, kediye halk eden var, balığı halk eden var değil mi? Efendim, deveye halk eden var bak. Çiçeklere halk eden, onlar da ne kadar merdi? Ta kainatı, evet. Halkı olan mertebe-i kübra ve ünvan-ı azama kadar ne kadar nurani mertebeli olduğunu kıyas edebilirsin. Şimdi şu söylemiş olduğunun Miraç'la da bir münasebeti var. Hakkati Miraç'ta. Şimdi Hakkati Miraç'ta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı isimleriyle ve isimlerinin mertebeleriyle bilmiş. Ne demek? Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı Rahman, Rezzak, Kerim, Mülevvin, Müzeyyin bildiği gibi Halık olarak da bilmiş. Bu Halıkiyetin de bütün mertebelerini bilmiş yani. Hakkati Miraç var. Allah'ın isimleriyle ve isimlerinin mertebeleriyle bilmek. İleride şöyle diyecek buna, ileride Esma-i Hüsna'da külliyet, cüziyet, zılliyet ve asliyet diyecek. Külliyet ve cüziyet ne demek? Kaç tane Esma-i Hüsna var? 1001. Bu kül. Bunun bir tanesi cüz. 3 tanesi, 100 tanesi, 500 tanesi, 700 tanesi. Bu 1001'e göre cüz. Mesela diyelim ki ben Allah'ın 300 tane ismini biliyorum. Değil mi? Bu ben Esma-i Hüsna'da cüziyetteyim yani. Tam 1001 tanesini bilirsen bu külliyet oluyor. Külliyet ve cüziyet. Peki zımniyet ve asliyet ne? Mesela bir isim düşünelim. Burada örnek yaptık. Halık dedik. Buraya da ne diyeyim ben? Rahim diyeyim. Bu Rahim isminin mertebesini düşünelim. Bütün meratibi. Meratip. Şimdi bu Rahim isminin bütün mertebelerine mazhar olmak buna asliyet deniyor. Rahim isminin hepsine değil de ne kadar diyelim ki 100 birim olarak düşünürsek 70 birim mazhar oldu. Bu Rahim isminin zilliyeti olmuş oluyor. Şimdi Esma-i Hüsna'da cüziyetten külliyete, zilliyetten asliyete geçmiş Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yani Allah'ın isimleriyle ve isimlerinin mertebeleriyle bitmiş. Hakikati Miraç bu. Bir daha okuyayım cümleyi. Bununla beraber Halık-ı Zülcelal her şeye her yakın olduğu halde 70 bine yakın nurani perdeler vardır. Peki o nurani perdeler ne? Mesela sana tecelli eden Halık isminin mahlukiyetindeki cüzi mertebesinden tut, yani beni halk edenden tut, bütün kainatın Halık'ı olan mertebe-i kübra ve ünvan-ı azama kadar ne kadar perdeler bulunduğunu kıyas edebilirsin. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dışındaki bütün peygamberler, bütün ulemalar, bütün alimler, bütün işte ehli imanın miraçları belirli perdelerle olmuş yani. Bir kişi perdesiz efendim mazhariyet olmuş yani. Bütün o perdeden geçmiş. Mazhar olmak bilmek demek midir? Mazhar zahirden geliyor. Mesela düşünelim. Güneşi düşünelim. Denizin yüzeyi güneşe mazhar oluyor. Yani zahir olarak gösteriyor. Ama bir tane papatya efendim bir tane gül düşünelim. Mazhar oluyor ama müzehir olamıyor. Yani evet papatya'da gülde gözüküyor ama güneş müzhir olamıyor. Denizin yüzeyi gibi gösteremiyor yani. Mazhar olmak demek, hepsini göstermek demek değil. Burada hani zilliyet ve asliyet var ya abi. Rahim ismi dedik, Halık ismi dedik. Eğer tamamını gösterirse asliyet oluyor tamamı, esmanı.
Fakat birimini, diyelim ki 100 birim olarak düşünelim bir esmayı, onun 70 birimini gösterdi, mazhar oldu. O zaman zilliyette kalmış oluyor yani. Yani o 4 tane şey var o zaman, külliyet, cüziyet, asliyet, zilliyet noktasından esmaya, evet, mazhariyet ve mütenevilik oluyor. Evet. 1001 esma-i hüsna kül, bunların bir veya birkaçı cüz, binbire göre. Tamam. Asliyet, bir esmanın bütün mertebi, zilliyet ise meratibi. Evet. Mesela 70 birim, 60 birim, 10 birim, 20 birim. Şey gibi. Şimdi abi bu birinci dalda şuraya kadar okuduğumuz, misalde bir misal verildi. Bir padişahın zatına, rayetine, saltanatına bakan isimleri var. Bir isim o dairede asılmış, diğer isimler ona dağılmış. Aynen öyle de şu dairelerde Allah'ın isimleri varmış, zatına bakan, rayetine bakan, saltanatına bakan. Bu dairelerde bir isim asılmış, diğer isimler ona tabiymiş. Nasıl yani? Git dedi denizden sor. Git dedi semadan sor. Git dedi bahardan sor. Git dedi yağmurlardan sor. Bak bakalım. Orada hangisi oldu mesela? Bir denizdeki gözüken... Denizde ya Celil, ya Celil, ya Aziz, ya Cebbar. Baharda ya Hınnan, ya Hınnan. Mesela orada yani o asliyet sılliyeti nasıl anlayacağız? Ha, çok güzel abi. Mesela diyelim ki bahar. Baharı düşünelim. Şimdi baharda Cenab-ı Hakk'ın Rezzak ismi, değil mi? Aha. Efendim, tam olarak tecelli ediyor mu baharda? Azami derece mi? Azami derece de tecelli ediyor ama bu Rezzak isminin biz asliyetini müşahede etmemiz için geçmiş baharları da nazara almamız gerekiyor. Ve ilerideki baharları da nazara almamız gerekiyor abi. Hali hazırdaki baharı düşünürsek bu zırliyet oluyor Osman abi. Ama bir misaldeki şimdi mesela hani denizde bir esmanın üstün çıkması, öne çıkması, diğer yerde kalması mevzusuyla bizdeki farklı olmuş. Şöyle abi, o neye göre o diğer tecellileri yani Cenab-ı Hakk'ın... Senin dediğin doğru da. Evet, şöyle abi, Rezzak ismi. Efendim, baharda ayrı gözüküyor, diğer zamanlarda ayrı gözüküyor. Mesela şimdi baharda Rezzak ismi öne çıkıyor diye. Evet. Asli oldu. Evet. Diğer Hakim ismi biraz daha zırli kal diyeceğim de veyahut da Cemil ismi, Celil ismi. Veyahut da Rezzak ismi. Gibi yani mesela hani o misaldeki denizden sor dediğinde evet, bir esma öne çıkıyor. Evet. Diğerleri yani, de. Acaba o mu asliyet zırliyet? Yani meratip değil de öne çıkma, hakim olma manası. Yani o misaldeki işte daire, adliye dairesinde işte nedir? Hakimi adildir. Yani o öne çıkıyor. Orada hakim ismi de var. Ama o zilli kaldı orada. Tamam. Yani asliyet zilliyet böyle mi yoksa senin anlattığın bütün meratibini sahip olmak mı? Yani bize bakan noktada bu doğru oluyor ama bir işte mesela baharda Rezzak isminin asli olması, Hakim isminin zil olması mümkün. Onun şöyle bakış açısına göre değişiyor diyelim. Ha, o da asliyet zilliyet olabilir o zaman. O zaman değişiyor yani bakış açısına göre. Yani sen Rezzak ismini baharda asli mesela ilkbahar, sonbahar şeye göre baktığın zaman değil mi? Asli oluyor ama daha böyle geniş mertebesine çıkmak için zaten i̇şte demin okuduk. Yani üstad zaten bir sürü misal vermişti. Deniz mesela buradayız diye. Denizde ne oluyor? Ya Celil oldu. Niye? O asli oldu. Orada hakim var, adli var. Ondan sonra Kadir ismi var. Hepsi var ama onlar hemen zilliyete çekildi. Orada celillik öne çıktı. Hele deniz böyle iyice... Diğerleri de yok değil. Diğerleri de var. Ha illaki o zaman var. Zilliyetle asliyet şey, esmanın tecelliyatının duruma göre. Evet abi. Duruma göre yani. Mesela Kuddis ismi düşünelim. Misallerden de gidebiliriz. Mesela başka ne misal verdi? Şey verdi. Kaç tane verdi? Dedi ki semayı dinle, ya Celil Üzülcemal diyorlar. Bakın iki isim oldu. Ağzına kulak ver, ya Cemil Üzülcemal. Bakın şimdi zilliyetle asliyet arasında şöyle bir şey var. Biz, ben önce anlattığı zaman şunu anladım. Hı. Bir esmanın yine kendisiyle mukayesesi. Evet, biz öyle anladık hocam. Ama öyle değil. Tamam. O esmanın diğer esmalarla kıyaslanması. Çünkü misallerde öyle gözüküyor. Evet. Misallerden onu anlıyoruz. Ama yani dediğin de doğru da onu nereye koyarız bilmiyorum. O bütün meratibi olması. Yani senin anlattığın daha çok bizdeki karşılığı şeklinde. Yani benim bütün meratibe mazhar olmam olmamı ama bir bahardakinin... Abi şöyle şimdi ikisini de anlatıyor. Burada hem dedi ya. Hı hı. Bu söylediğim ana konuya farklı bir başlık yani. Hı. Yani meselenin bir boyutu var ki bize bakıyor. Ha. Bir boyutu var ki oraya bakıyor. Anlattım.
Yani ikisi de var, ikisini de söylüyor. Bir başlık oydu, bir başlık oydu. O zaman asliyeti, cüziyeti, şey asliyeti, cüziyeti böyle de yani ikinci bir başlık açıp bütün meratibiyle muhatap olmak veya o bir kısmına olmak artı birisinde öne çıkması, diğerlerinin ona göre geride kalması. Evet. Murat abi şey yapar mısın? Reza isminin Bahar'daki şey Osman abi bu Reza isminin Bahar'daki zilliyet ve asliyetini bize anlatır mısın? Yazayım abi. Ha, yazalım anlaşılır mı? Bir ismin, bir ismin yani. Şunu söyleyeyim. Şimdi Rezzak ismini düşünelim. Tamam. Şimdi Cenab-ı Hak şu kaç tane mahlukat yaratmış yazıyorum ben şimdi. Cemadat. Nebatat. Hayvanat. Hayvanat. İnsan. Melaike. Cin. Ruhaniyat. Şeytan. Bunlar külliyatta geçiyor. Kaç tane varlık oldu? 2, 4, 6, 8. Şimdi ben biliyorum ki Cenab-ı Hak bütün hayvanatın rızkını veriyor. Bütün nebatatın rızkını veriyor. Bütün insanların rızkını veriyor. Bütün melaikenin, bütün cinlerin, bütün ruhaniyetin, bütün şeytanın, bütün cemaatatın ihtiyacını vakti münasipte, ihtiyacı anında min hayfü la yehtesip bir tarzda veriyor. Öyle değil mi abi? Şimdi bu ben hepsini müşahede ettim. Bunların hepsini gördüm. Allah hangi mahluka ne rızık veriyor? Değil mi? Hepsini gördüm. Bu Rezzak isminin asliyetinin hepsini müşahede ettim. Allah'ın rızık vermediği hiçbir mahlukat yokmuş. Ben hepsini gördüm. Külliyet oldu asliyet. Abi şöyle. Burada külliyet oldu. Şimdi bunu ben bir isim olarak baktım ya abi şu asliyet. Bunu geçmiş zamanlara geliştirirsen. Misalde şöyle, senin dediğin külliyet cüziyetin de iki boyutu çıktı. Bir, bütün esmaya evet. Olması külliyet olduğu gibi, bir esmanın da bütün yani bütün ihatasına, işte evet. Senin dediğin gibi, evet, bir hayvanata tamam rezzakiyet gördürsen bu cüziyette kaldın. Evet. Bütün işte cemadat, şeytan, ruhaniyatın da rızıkları evet, vermesi külliyet oldu. Evet abi okudum zaten cümleyi, bak bir daha bakayım. Yani, mesela sana tecelli eden Halık isminin Mehmet abi sana tecelli eden Halık isminin efendim mahlukiyetindeki cüz'i mertebesinden tut bak evet, sana tecelli eden cüz'den tut ta bütün kainatın bunlar da kainatın içindeydi evet. Öyle değil mi abi yani bütün kainatın Halık olan yani. İfade eder. Tabii. Yani cüziyet külliyet de iki tane oldu. Asliyet zilliyet de iki tane ifade edilen şey oldu burada. Bir daha anlatsana abi. Asliyeti böyle anlatabilir. Tamam. Zilliyet ne oluyor? Şimdi abi zilliyet bu Rezzak isminin asliyeti bu. Tamam. Ben gördüm ki Cenab-ı Hak bu sekiz tane mahlukatı yaratmış. İhtiyacı anında. Sen bunu asliyet dedin öyle mi? İşte bu asliyet bu. Tamam. Çünkü metine baktığımız zaman böyle ileriki sayfalarda böyle geçiyor yani. Metin tamam. Diyorsa. Ve bir ismin asliyeti bu. Peki zilliyeti ne? Tamam. Ben bu sekiz tane mahlukat içerisinde mesela ruhaniyeti nazara almadım. Veyahut da hayvanatın diyelim ki bir kısmı. Mesela kaç çeşit balık var? Kaç çeşit ağaç var? Ben hepsini bilmiyorum ki Cenab-ı Hak onları nasıl rızıklandırıyor? O zaman ne oldu? Bu Rezzak isminin diyelim ki ben 70 birim. 100 birim olarak düşünürsek asliyeti 70 birimine böldüm. O zaman 70 birim bilmek o Rezzak isminin zilliyeti olmuş olur. Yani göre külliyet cüziyet olur abi. Abi şöyle. Şimdi külliyet cüziyet demek bu esmaya göre yani. 1001 tane esma var ya. 1001 için doğru ama bir abi şöyle abi. Doğru. Şimdi diyelim ki 1001 tane esma var. Efendim ben kaç tanesini biliyorum? 10 tanesini biliyorum. Yo onu doğru onu kabul ediyorum. Abi şöyle. Abi. Sen de 10 tanesini biliyorsun ama 10 tanesinin 70 birimini biliyorsun. Hı. Ben 10 tanesinin asliyetini bilirken, evet sen de aynı 10 tane ismi biliyorsun ama onunun zilliyetindesin yani. Tam asliyetinde değilsin. Hı, tamam. Abi. Peki abi şimdi hem şimdi Rezzak'ta hem külliyet hem cüziyeti de anlat. O zaman daha net olacak. Çok güzel. Bak şimdi anlatayım abi. Bak aynı şeyi anlatayım. Şimdi şu anlattığım 1001 Esma-i Hüsna'dan Rezzak isminin asliyeti ve zilliyeti. Tamam. Değil mi? Külliyet, şimdi Rezzak isminin külliyeti. Külliyet cüziyetine geçiyorum.
Şimdi buraya ben Halık ismini yazdım bak. Şuraya yazmışım zaten. Yok Rezzak. Harun Bey abi Rezzak. Rezzak yapayım tamam. Rezzak yapayım. İşte karıştı. Evet. Oradan anlayacağız şimdi. Tabii oradan şimdi anlayacağız. Abi şöyle. Anlatıyorum. Şimdi bin bir tane isim var ya. Bu ismin şöyle biz metindeki üstadımızın söylediği zilliyet ve asliyeti biz cüziyet külliyet olarak biliyoruz. Bu zilliyet ve asliyetmiş yani. Metinde öyle geçiyor. Hmm. Yani tamam. Diğer mesela Rezzak ismi yazdım. Buraya Halık isminin de mesela Halık'ı yazma şey Murat sen Rezzak'tan tamam bu eğer zilliyet asliyet ise sen bunun bir de külliyetini ve külliyetini göster. İşte biz cüziyet ve külliyeti böyle biliyorduk. Yani zilliyet ve asliyeti tamam. Biz cüziyet külliyet olarak biliyorduk. Cüziyet külliyet Esma-i Hüsna'nın bütünlüğünde orayı metinden madem söyle de eğer oradan biz şey yapalım yani biz mantıken diyoruz bildiklerimizle diyoruz. Şimdi zilliyet ve asliyet bir esmanın şeyinden anlayacağız. O zaman cüziyet ve külliyeti bütün esmaların birbirine olan şeyler. Metinde öyle geçiyor metinde. Öyle diyorsun yani metin öyleyse öyle diyecek bir şey yok ama yani metni okumak lazım orada bir yani ona bakmak lazım. Yani şu an kelle-i şerif biraz tabi biraz yani. Bu Rezzak isminin asliyeti şuydu. Peki zilliyeti neydi? Nerede geçiyor onu ifade edelim. Abi nerede geçiyor diyor, işte. Diyebilirsen de demiyor yani hatırlamıyor dersen. Yok. Şöyle geçiyor işte. İlerlesin abi. Nasıl? Hangi bakış açısıyla bakıyor biraz ilerlesin gitsin. Tamam. Tamam yani bu biraz önemli bir bakış yani. Şöyle, bu dört mertebeyle bakma. Hani bunu ileride söyleyecek. Bizim şu anda anlamamız gerekiyor. Ben bunu sileyim karıştırmayayım diye de. Tamam. Şunu sileyim abi. Bunu koyalım. Yani abi eğer yeri gelirse bir daha konuşalım. Evet. Şimdi bizim asıl anlayacağımız burada birinci dalda nazara verilen şu misalle beraber Cenab-ı Hakk'ın zatına, rayetine, saltanatına bakan isimleri varmış. Her efendim dairede, her yerde efendim tabakalarda bir isim asılmış. Diğerleri ona tabiymiş. Şimdi şunu ekleyecek şimdi. Demek bütün kainatı arkada bırakmak şartıyla mahlukiyetin kapısında Halık isminin müntehasına yetişirsin. Daire-i sıfata yanaşırsın. Madem perdelerin birbirine temaşa eden pencereleri var ve isimler birbirinin içinde görünüyor ve şunlar birbirine bakıyor ve temessülat birbirinin içine giriyor ve ünvanlar birbirini ihsas eder ve zuhurat birbirine benzer ve tasarrufat birbirine yardım edip itmam eder ve rububiyetinin mütenevvi terbiyeleri birbirine imdat edip muhalefet eder. Elbette gerektir ki Cenab-ı Hakk'ı bir isimle, bir ünvan ile, bir rububiyetle ve hakeza tanısa başka ünvanları, rububiyetleri, işlemleri içinde inkar etmesin. Belki her ismin cilvesinden sair esmaya intikal etmezse zarar eder. Mesela Kadir ve Halık isminin eserini görse, Alim ismini görmezse gaflet ve tabiat delaletine düşebilir. Ben Allah'ı nasıl tanıyacağım, nasıl bileceğim, nasıl benim miracım olacak? Diyor ki sen her bir dairede Cenab-ı Hakk'ı bir isimle bilirsen diğer isimleri de inkar etmeyeceksin. Bu şekilde Allah'ı tanımak çok zor yani. Mesela Osman abi diyelim ki siz çok merhametli ve şefkatli bildiğiniz birisi var. Bir yakınınız var. Birisi dedi ki ya o çok zalim birisi. İnanabilir misiniz abi? İnanamazsın. Şimdi Allah'ı Rahman bilmek, Müşfik bilmek, Kerim bilmek, Latif bilmek bunlar olacak. Ama aynı o müşfik, şefkatli bildiğimiz Allah kahhardır, cabbardır Fikret abi, müntakimdir. Öyle de tanıyacak. Yani Allah böyle tanınır, bu çeşitlilikle tanınır diyor yani. Bir insan Allah'ın saltanatına bakan bir ismiyle bilse, ya birisi ona dedi ki bak zatına bakan böyle de ismi var. Ya olur mu öyle de şey mi olur? Mesela Hasan abi bir ders yapmıştı. Bir misal verdi. Adam dedi ki ya öyle misal mi verilir dedi yani. Allah'la sen nasıl mühendis yapıyorsun kainatı hatırladın mı abi? İtiraz etti adam yani. Bak adam Allah'ı misal diyelim müşfik olarak biliyor ama kahhar olarak bilmek istemedi yani. Yakıştıramıyor. Veremedi yani. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı bütün isimleriyle, binbir isminle cüziyet ve külliyet noktada, zilliyet ve asliyet noktada bilmiş yani. Birinci dalda anlatılan Allah'ın zatına, rayetine, saltanatına bakan isimler var. Bu zatına, rayetine, saltanatına bakan isimlerin birini bilip diğerlerini inkar etmemek gerekiyor ki Allah kemal manada tanınsın. Abi. İşte bunu
bir kişi yapmış, Muhammed Aleyhisselam. Burada hakikati Miraç'a ben işaret ettim. Hakikati Miraç'da, hakikati Miraç, Zat-ı Ahmedi'nin Aleyhisselatü Vesselam kemalat mertebelerinde seyri sürük etmektir. Peki kemalat mertebelerinde seyri sürük etmek ne? İki tane misal verilmiş. Padişah misali, bir de kumandana azam misali verilmiş. Şimdi padişah isimleriyle bilinir. Adliyede hakim bilinir, mülkiyede sultan bilinir. Padişah isimleriyle bilinir. Kumandan da meratibiyle bilinir. Mesela onbaşı, çavuş, yüzbaşı, binbaşı. Değil mi? Bak ne kadar mertebeler var. Şuraya yazayım. Binbaşı. En sonunda genelkurmay başkanı var. Şimdi hakikata tatbik ederken Üssü Hazretleri kemalat mertebelerini iki tane misal vermiş. Padişah misali, kumandan azam misali. Hakikata tatbik ederken Allah isimleriyle bilmiş Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ı. Kumandan azam misali de mertebeleriyle bilmiş. Yani Allah'ı Halık bilmiş, Kerim bilmiş, Latif bilmiş, işte Mülevvim bilmiş. Bir de bunların ne meratibi var? Bu ikinci misalde o verilmiş yani. Birinci misalde isimleriyle bilmek, ikinci misalde isimlerinin mertebeleriyle bilmek, hakikati Miraç buymuş. Bunu anlatırken şöyle abi bir dağ misali vermiş, dağ. Biri o zaman senin de yani külliyet, cüziyet birincisi, ikincisi asliyet. Abi şöyle bir dağ misali verilmiş. Bu dağın tepesine iki şekilde çıkılabilir diyor. Bir, burada bir adam düşünelim. Şöyle bir adam düşünelim. Bu dağın tepesine, zirvesine bir böyle çıkabilir. Bir de nasıl çıkabilir? Şöyle çıkabilir. Böyle çıkabilir. Şu şekilde çıkmak buna dikey deniyor. Şu şekilde çıkmak buna da yatay deniyor. Bu birinci misalde dikey olarak Peygamberimizin miracı anlatırken Hakkati Miraç, ikinci misalde de yatay olarak seyahat etmesi anlatılmış. Hakikati Miraç'ta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir yere gitmemiş. Hikmeti Miraç'ta bir yere gitmiş abi. Hikmeti Miraç'ta Cenab-ı Hak bir elçi göndermiş Cebrail Aleyhisselam'a. Onu aldı, bütün mülk ve meleklerinde gezdi. Hakikati Miraç'ta ise bir yere gitmek yok. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kemalat mertebelerinde sülük etmiş. Kemalat mertebelerinde sülük etmek neymiş? Allah'ı isimleriyle, yani padişah ve isimlerinin mertebelerinde bilmiş. Yani dikey olarak ve yatay olarak bu zirveye çıkmış yani. Burası kavga kalbisen olmuş oluyor. Kalık bilmiş, Kerim bilmiş, Latif bilmiş, Müneyim. Binbir Esma Yusuf'un hatta insanların bildiği Gafur abi. Şöyle söyleyeyim. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bildiği, insanların bilmediği Allah'ın isimleri var yani. Hasan abi. Yani Peygamberimiz biliyor ama insanlar bilmiyor yani. Buna bir noktayı nazar. Birisi dedi ki ya nasıl böyle bir şey? Şurada manayı muhalifiyle bunu söyleyebiliriz. Birinci sözde Besmele'nin sırlarında şöyle söylüyor. Ehadiyet ve samediyet ilahiye her bir şeyde hususen zihayatta, hususen insanın mahiyet aynasında bütün esmasıyla bir cilvesi olduğu gibi vahdet ve vahidiyet cihetiyle dair mevcudat ile alakadar her bir ismi bütün mevcudatı ihata ediyor. Evet, şurasıydı herhalde de. Evet. İfade şurada da çıkaramadım bunu da. Evet. Sadece Peygamberimizin bildiği, insanların bilmediği isimler var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bin bir tane ismi ve isimlerinin mertebesini bilmiş. Hakikati Miraç o. Allah'ın isimlerle bilmek ve isimlerinin mertebeleriyle bilmek. Şimdi bizim konumuz şu birinci dalda anlatılan çeşitlilik. Şunu sileyim. Allah'ı bir isimle, saltanatına bakan isimle bildiğimiz gibi raiyetine, zatına bakan isimlerle de bilmek gerekiyor ki muvazene bozulmasın. Nasıl yani bir isim asıl diğerleri ona tabi? Misal verdi. Git bir zelzeleli bir denizden sor.
veya bahardan sor, veya küreye arzdan sor, veya yavrulardan sor, veya efendim semadan sor, küreye arzdan sor. Göreceksin ki orada birer isim asıl, diğerleri ona tabi. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Diyelim ki bende 10 tane isim görünüyor. Evet. Fakat asliyetiyle değil de zilliyetiyle değil, asliyetiyle değil de zilliyetiyle. Evet. Yani %100'ü değil de %20'si görünüyor. Evet. 10 tanesinin de. Şimdi külliyet ve cüziyetimle alakalı ne diyeceksin? Bunların her birini kül veya cüz olarak sayacak mısın? Nasıl yapacaksın? Yani bütün esmalara göre 10 tane esma söylediğin için cüzdesin sen. Cüzde kalmışsın yani. Şimdi 10 tane ismin de... Cüz sadece 1001 midir? Ne kadar? Evet, 1001'dir abi. Fakat bir isim olarak düşündüğün zaman buna asliyet ve zilliyet diyor yani. Bir ismin asliyeti var ve zilliyeti var. Kuddis ismini düşünelim. Karada bir tecellisi var, denizde bir tecellisi var, insanda bir tecellisi var, semada bir tecellisi var. Bunun hepsini bildin, bu asliyet bu oluyor yani. Ama 2-3 tanesini bildin, bu zilliyet oluyor yani. Fakat, şunu okuyayım. Kainatın tenevvünü, melaikenin ihtilaf-ı ibadatını intihac eden tenevvü-i esma, esmadaki bu çeşitlilik, zatına, raidine, saltanatına bakması, tenevvü-i esma, insanların dahi bir derece tenevvüne sebep olmuştur. Enbiyanın ayrı ayrı şeriatları, bak söylüyor, bundan kaynaklanıyor. Evliyanın başka başka tarikatları bundan kaynaklanıyor. Asfiyanın çeşit çeşit meşrepleri bu sırdan neşet etmiştir. Sırı anladık mı abi? Sır neymiş? O evliyalar, asfiyalar, peygamberler, insanlar, bütün mahlukat Cenab-ı Hakk'ın bir veya birkaç ismine, ya saltanatına, ya ayetine, ya zatına bakan isimlerine mazhar olmuşlar yani. Sır buymuş yani. Miraç da bu yani. Hakikati Miraç da bu. Allah'ın isimleriyle ve isimlerinin mertebeleriyle bilmek. Meşrepleri, kimisi enfüsçidir, kimisi afakçıdır, kadercidir, haşircidir, değil mi? Layıkacıdır. Neden? Gene bundan kaynaklanıyor. Misal yok mu? Bak kendisi veriyor. Mesela İsa aleyhisselam sair esma ile beraber Kadir ismi onda galiptir. Ehli aşkta Vedud ismi, ehli tefekkürde Hakim ismi daha ziyade hakim. Bak söyledi de. İsa aleyhisselam'da Kadir ismi varken ehli tefekkürde Hakim varmış. Efendim, ehli aşkta Vedud varmış. Peki İsa aleyhisselam'da bakın çok önemli. Şuraya yazayım. Mehmet abi. İsa aleyhisselam her şeyi biliyorsa ama yok, açabiliriz bir yeri. Ve oraya açsak, kediler, açalım. Kediler. Aç orayı. Şey yaptım, İsa aleyhisselam'da Kadir ismi asılmış. İsa aleyhisselam'da Kadir ismi asılmış. Fakat Vedud ve Hakim. Zilliyetteymiş yani. Tamam, biz de öyle demiştik. Şimdi bir esmanın galip olması, değil mi? Evet. Bu asliyet. Asliyet ve zilliyet. Asliyet. Yani tamam. Hani ona göre hem asliyet hem zilliyet oluyor. Evet. Tamam. Başka birisi daha zayıf kalacak. Tamam. Zilliyet oluyor. Az önce biz onu demiştik, sen o değil dedin. O zaman şöyle demiştin, dedin ki bir esmanın bütün meratiplerine mazhar olmak asliyettir. Bir kısmına bir esma. Aslında bir abi aynı şeyi söylüyoruz. Yani bir fark yok yani. Yok mu? Yani şimdi ben size bir şey daha söyleyeyim. Rububiyeti noktasında bence külli ve cüz'ü öyle oluyor. Bu bakış açısı çok önemli abi. Yani farklı yerden bakıyoruz ama aynı şeyi söylediğimizi düşünüyorum ama bakış açısı farklı. Yani bütün esmayla düşündüğün zaman ya da sadece bir esmayla düşündüğün zaman asliyet, zilliyet, külliyet, cüz'iyeti uygulayabilirsin. Ama külliyet ve cüziyet dediğim zaman bütün esmada o 100 tane, 500, 1000 tane öyle düşünmemiz gerekiyor. Asliyet, zilliyet dediğim zaman bir isim olarak düşünmek gerekiyor. Peki size bir örnek vereyim de. Şimdi 15. şuada insan alemine baktım diyor. Bir de hayvanat alemine baktım diyor. Onlar örnek vereceğiz. Evet. Bir de hem dinlendiririm seni.
Bir iki dakika ben şey yapayım. Tamam. Bir de dün sen okumuştun. Denizin dibinde bir balığa yemlenmesi. İki tane bildiğimiz örnekten ve hatırlatayım. 15. şu anda insan alemine baktım diyor, tamam mı? Orada diyor ki hayat isim hakim. Yani hayat. Bu hayatın olabilmesi için bunun yuvasını da yapılması lazım. Değil mi hayatın? Nefes de alması lazım. Şunu. Ziya da lazım diyor. Tamam. Şimdi İsmi Azam o asıl oluyor. Şimdi orada diyor ki hayat ismi asıl, o hayatiyetin hayatiyeti devam edebilmesi için havaya tecelli eden esma, güneşe tecelli eden esma, üşümesine, rızkına tecelli eden bu esmaların hepsine onun tamamlayan, yani ikinci derecede bir esma. Esmanın mertebesi yok orada. Esmanın mertebesini söyleyecek. Mesela hayat asıldır. Hayat. Bu yaşaması için ne? Hayat koyduk mu abi tepe? Yaşaması için abi bunun güneş lazım. Güneşte bir isim lazım. Hava lazım. Rızıklanması gerekiyor. Bu hayat asıldır. Diğerleri zilliyettir. Külcüz asıldı bakalım. Hayır. Külcüz kaçtı mı? Asılcüz. Tamam. Şimdi gelelim. Diyor ki Allah'ın bir Rezzak ismi var diyor tek. Tamam. Diğer isimler yardım etmiyor şimdi burada. Tamam. Diyor rezaklandırıyor diyor. Bunu görmüyor diyor felsefe. Denizin dibinde kabilesinden cuda olmuş. Yolu ters olmuş. Kaybolmuş tek bir tane mahluku. Denizin dibinde diyor yaprakla beslenmesini, bu cüzi diyor rızıklanmasına hayretle şaşalandırıyor diyor. Bir esma genelde rızıklandırmasına külliyet deniliyor. Bunun her bir fertteki ayrı ayrı esmanın olmasına cüziyet deniliyor. Şunu onu vücutta uygulayalım. İnsan küldür. Küldür. Karaciğer, böbrek, dalak, hepsi cüzdür kardeşler. Hepsi cüzdür. Kül. Ustadın şimdi. Onun için fazla şey yapma. Ben heyecanla şey bekliyorum. Böyle fikir teatisi var ya, alışverişi. O gelişmesi lazım. O çok güzel oluyor. Çok hoşuma gidiyor böyle. Murat doğru söylüyorum. O saltanatına, zatına ait. Dedim ki kainatı mühendisi olan Allah. Evet. Tövbe estağfurullah dedi ya. Allah mühendis Allah midir? İtiraz etti ya. Yani. Tabii. Şimdi yani Allah mukadir ismi zaten. Altıncı melvese var ya. Mukadir ismi var. Nasıl anlarsın? Sen bilgisayarın mühendisisin. Allah Allah. O gözle bak bakayım. Hakikaten kainatın mimarı ya. Allah mimar. Ben Allah'ı mühendis olarak görüyorum. Mühendisler ona görür. Onun ismi azam odur. Ustada Hazretleri'nin bir şifresi vardı ya. Dedi ki ustada talebesi unuttum adını. Ustadım dedi bazı şeyleri anlatıyoruz. İtiraz ediyorlar dedi. Ne yapayım dedi. Ustad dedi ki kardeşim cahillerle buna kaşa etme demiş. Ama ustadım böyle böyle lisanım. Doğru haklısın. Sıkıntı olmayayım şu an. Tamam. Şimdi şu. Külliyattan şey yaptığımız zaman hoş oluyor. Mesela hayat hakim olduğu zaman onun yuvasını tanzim edecek için diyor mukadder ismi, kerim ismi, latif ismi, mürevim ismi. Yani bu asıl o merkeze. Ama kaldır bu şeyde diyelim ki kalpte Vedud ismi hakim. Vedud ismi hakim. Ama kalpte Vedud ismi hakim ama biliyoruz ki vicdanda zihin var. O da hakim ismiyle çalışıyor. Hikmetle çalışıyor. O zıt
veya zıt, zilliyettir. Zilliyet demek böyle gölge değil. Onu tamamlayan, burada düşüneceğiz, asliyet, zilliyet, esmaların, bir esma garip, diğerleri mütemimi. Cüziyet ise, külliyet ise, tek bir ismin zuhuratları. Ustadım misalini şey yapıyorum, rezakiyetini, külli rezakiyetini görmüyor. Taifesinden, kavminden cüda olmuş, ayrı düşmüştür balığın cüzi rızıklanmasını, cüzi diyor. İşte o zaman şeyin tam tersi oldu. Değişti abi. Murat abi. Evet. Bu değişti şu an. Güzel, şimdi biz bizim gördüğümüz ama... Tamam, Murat abi, bakış açısı değiş. Yani oldu. Bence şu... Ters oldu yani. Yani Murat'ın şey, şeyi doğru. Farklı bir şey söylemedi. Bakış açısı çok önemli abi. Yani onu hep cüziyet dediğimizde... Bütün nazara alıp veya bir parçayı nazara alıp konuşmak önemli. Ben Hasan abiden ayrı bir şey söylediğimi düşünmüyorum. Fakat... Ama şöyle yani diyelim de ona bakabiliriz. Bizim asliyet burada... cüziyet dediğimizde sen asliyet zilliyet dediğimizde külliyet cüziyet dedin. Külliyet cüziyet dediğimizde Osman. Asliyet... Hayır bak. Değil mi? Burada bak başında şey yaptı ya ben onu ilk önce öyle yaptı da sonra o padişahla uygulamasında biraz orada karışıklık oldu. Baştayım dediğinizi dedi ben takip ediyordum. Su içmeye gittim. Ama yok şeyi yazdık ya biz. Külliyet cüziyeti yazdık. Neyse. Da. Neticede. Tamam yani hani. Neticede. Sen mevzu değil de. Evet. Yani hatta. Ortada kalmasın biraz. Ben onun için şey yapıyorum. Hani net olsun. Bir havada kalmasın. Mesela diyelim ki şeyde de uygulayabiliriz. İsmi Azam asıldır. İsmi Azam diyebilmen için asgar da olması lazım isimler. Yani böyle. Şimdi o insan aleminde güzel misal veriyor. Zilliyette kalmış diyor diğerleri. Ben şimdi ikinci dala geçeyim abi. Geç, esas şimdi benim heyecanım. İkinci dala, birinci dalda ben özetledim. Bir daha son bir iki cümleyle şey yapayım. Tamam. Allah'ın zatına, rayetine, saltanatına bakan isimler varmış. Çok güzel. Allah nasıl tanınırmış? Saltanatına bakan bir isimle tanıyan, rayetine ve zatına bakan isimlerle de tanısa. Evet. Hakikati miraç bu. Yoksa zilliyette kalır. Yoksa zilliyette kalır. Kesin. Yani... Asiyet, zilliyet, külliyet, külliyet. Şöyle de olur. mesela Allah'a kabir olur. Şimdi biraz şey olsun bak. Korkuyoruz değil mi? Allah bizi yakar. O kabire girmekten bak bu uygulayalım. Bak şimdi dedin ya Allah'ın zatına, rayetine, saltanatına. Allah saltanatına taalluk eder. Kabir azapları var. Evet. Cehennem azabı var. Evet. Şimdi sırf saltanatıyla düşündüğün zaman cehennemine. İnsan dehşete kapılıyor. Korkuyorum. Çok ben, yani hatta kalp krizi geçiren var. Kırıkan'da, evet. O matematik öğretmeni Cemil'in evet. Komşusu. Çapraz komşusu. Fakat... Aynı Allah. Aynı Allah. Erhamer Rahim'in. Ya! Şöyle atına bakan bir isim. Bismillahirrahmanirrahim. Dem geçmiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Zatıyla kabre baktığın zaman bayağı da keyif veriyor. Evet. Çünkü bir pasaport dairesi diyor. Aynı dehşet aldığımız yerleri Risale Nur bir pasaport dairesi diyor. Yani sen senin teyit için söyledim. Evet. Yani saltanatına bakan, esmaya bakarken zatını unutursan dehşete kapılır. Evet. Yani bu cüziyette zilliyette kalmış oluyor. Evet. Allah'ı kemal manada tanımamış oluyor. İkisi de var burada. Asliyet ve cüziyet hepsi var. Yani söylediklerimiz, buradaki söylenenler aslında yanlış değil yani. Doğru. Bir mesele farklı bir noktaya nazardan doğru. Bakış yani. Aynı ismi mertebesini düşününce cüziyet. Hasan abi biz külliyetin genelinden söyledik tamam. Ama bu metinde abi benim söylediğim gibi yani. Aynen öyle. Güzel helaliyet yapıyorlar. doğru öyle. Yani metinde öyle gördüm tamam. Ben yani. Şimdi sen Şerif abi şöyle, burayı birinci dalı anladık, Allah'ı böyle tanımak gerekiyor. Yani Allah'ın şu üç tane farklılıktan dolayı, esma, mütenelli olduğundan dolayı... Çok önemli bir şey diyor ya bu, çok önemli. Bu Hakkati Miraç bu, ilaca bağlıdır o, biz de oradan atıf yaptık. Böyle Allah'ı tanımak gerekiyormuş. Bunun dışında eksik olarak tanıyın cüzde kalmış o bir. Ve azabını çekiyor. Evet. Yani saltanat noktasına Allah'a bak, neşet alıyorsun. Zatıyla bakınca... Pasaport ve teris oluyorum diyor ölümle. Şunu izah etme, şunu bir izah edin ben abi. Sırrı ehadiyet. Sırrı ehadiyet. Nuru tevhid. Bu ne demek? Bu çok soruluyor, mevzu oluyor ya abi. Çok oluyor evet. Şimdi Yunus sırrı ehadiyet, nuru tevhid. Ehadiyet, umum esma-ı hüsnanın bir yerde toplanması değil mi? Evet. Vahidiyet, umum
Ehadi hep bir yerde toplama. Şimdi Yunus Aleyhisselam Allah'ı orada Allah Yunus Aleyhisselam'ın duasına semi olarak işitti abi. Birkaç tane yazacağım ben. Mücip olarak icabet etti. Allah. Müşfik olarak şefkat etti. Ondan sonra basar olarak gördü. Ondan sonra semi olarak işitti. Semi olarak işitti, müşfik olarak işaret etti. İcabet etti, müşfik olarak şefkat etti, basar olarak gördü. Kadir olarak kuvvetini gösterdi. Hakim olarak hikmetini gösterdi. Bütün Esma-i Hüsna kuvveden bir anda fiile çıktı. Sırrı ehadiyet de diyor abi. Bütün Esma-i Hüsna yani Yunus Aleyhisselam o münacatı yaptı. Allah semi olarak işitti. Hakim olarak hikmetli davrandı. Balığa dedi ki Yunus senin için rızık değildir. Onu yeme dedi. Normalde mideye bir şey gidince hemen asit salgınır. O dev gibi balık nasıl onu bir şey yapmaz yani. İyi hakim ismine bütün isimler kuvveden fiile çıktı. Yunus Aleyhisselam bunu orada gördü abi. Bu isimlere. Yani Allah'ın bir anda hem geceye hem semaya kadir oluşunu, müşfik oluşunu, semi oluşunu, basir oluşunu, mücib oluşunu hepsi bir anda gözüktü abi. Sırrı ehadiyet de diyor. Bunu Yunus Aleyhisselam'ın görmesi nuru tevhid var. Sırrı ehadiyet nuru tevhid içinde. Bir dakika sırrı ehadiyet o isimler mi? Yani Allah'ın bütün isimleri, bütün isimlerini Yunus Aleyhisselam o vaziyette aynen yakin gördü abi. Aynen yakin. Allah Kadir olarak, Rahman olarak, Rahim olarak, Hakim olarak, Semih olarak, Basir olarak, Alim olarak. Bu bilgin isminden mi bahsediyorsun? Hepsi aynı anda gözüktü, aynı anda. Ama bak ben bir şey istiyorum Allah'tan. Tam ehadiyet tam şey olmuyor, o isteğim zahirde olmuyor yani. Anlamda bin bir isim oldu. İsa Aleyhisselam'da kadın, Musa Aleyhisselam'da ikinci dalga geçelim. Tamam, geçelim abi hemen. Hemen geçiyorum. Saat gece şu anda 3. Hocam. 3 mü 3 mü? 3.30 olmuştu abi ya. Bak bakayım. 10.30 abi. 10.30 mu? Ha tamam. Tamam. Yorulmadık değil mi? Ben devam edeceğim. Yani. Kadar devam edeceğim. Yani. Nedir o zaman biliyor musun? Ha, Allah Allah 3. Şimdi değilmiş. Hop aha şimdi yeni kan geldi. Değine işte. Psikoloji. Psikoloji. İkinci dal çok esrarın anahtarlarını tazammül eder. Burada, burada gücün lazım. İki sırrı verelim. Değerlerim ben şimdi şimdi seni çok tamam. Ciddi istifadeye olarak yöneliyorum. Hiç karıştırmayın. Ben zaten ama şunu da bilelim ki bunun belki dağılacak ama cüz-i külliye ve şey tam olarak karıştırmadım. O değil. Tamam. Yani tamam. Ona ayrı. Tamam. Onu istemiyoruz. Birinci mevzuyla şu an ikinci dalda konuşuyoruz. Yani ikinci dala ağırlık verelim. Ona verirsek bu kalacak. Tamam. Yani. O açıdan. İkinci dala ben şu anda bütün gücümü vereceğim. Anlamaya çalışacağım. Murat kendisi istemedikçe katılımcı olmayacağım. Evet. Yani siz de öyle yapın. Ya ben çok istifade ediyorum. Yani siz de öyle yapın. Merak ediyorum. Ya tamam. Siz de öyle yapın. Çünkü bir takdim etme, bir hedefi var konuşmacının. O ona müsaade edelim gitsin. Bir de şöyle hani kendimizi bloke siz bahsettiniz ya abi kendimizi bloke etmeyelim. Yani eski bildiklerimizle hep onları çatıştırmayalım. Evet tabii. Yani istifa ya daha önce bu dersi dinlemiştik veya şöyle onları şey yapmıyor. Bunda öyle hiç demeyiz. Ondan sonra kahve isteyen bak ona göre ikinci dala girdiğimiz için sebebi. Yani kahve dal, içmek isteyen ekmek yiyebilen fazla kalkar. Hadi bakalım. İkinci davet yapacak bir şey yok. Evet. Aslında bir şey söyleyeyim sana. Bir 10 dakika ara versek de öyle şey yapsak. Şey. Niye? İkinci dalda çünkü ben de sizin gibi iştahlı girmek istiyorum. Evet. Siz az önce... Peki 5 dakika yapalım. 5 dakika yapalım. Ha. Dur sen. Tamam. Çünkü olduğu için o zaman diyebiliriz ki birinci semada, ikinci semada, üçüncü semada bu semalar, bu tabakalarda bu peygamberler var diyebiliriz yani. Dinam mesela... Süleyman Aleyhisselam'ın bulunduğu sema tabakasında basar sıfatı ve esması galip. Musa Aleyhisselam'ın bulunduğu tabakada kelam, İsa Aleyhisselam'ın bulunduğu tabakada kudret. Bunlar zaten Risale'de geçiyor. Davut Aleyhisselam'da sem. Cenab-ı Hak Davut Aleyhisselam'ın sesine öyle bir genişlik vermiş, bir vusatlık vermiş ki herkes işitiyormuş onu. Her şeyi işitiyormuş ve mahlukat onunla beraber tesbihat yaparmış yani. İbrahim Aleyhisselam irade, Cenab-ı Hak ateşe dedi ki İbrahim'e selamet ve serin ol dedi, değil mi? Ateş onu yakmadı. Yani irade ediyor Cenab-ı Hak.
koymuş olduğu bir rububiyeti değil mi? İradesini orada gösteriyor. Evet, orada gösteriyor. En zirve şeyi. Adem Aleyhisselam talim-i esma, ilim. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da hayatın en geniş tabakası. Çünkü yani mahiyeti insani bir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mucizeleri diğerlerinin içine alıyor. Kur'an-ı Kerim'de muhatap birinci Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bütün teşbihler, bütün efendim zikredilen isimler hepsi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyor yani. Cenab-ı Hak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a demin yaptı. İki aylık mesafeyi bir günde almak, maneviyat noktasında, dair ubudiyet, ubudiyet noktasında hepsini o dersi almış Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. İşaret-i İcaz'da şöyle bir cümle var. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o kadar zeki idi ki Kur'an-ı Kerim'deki en gizli işaretleri en sarih gibi anlarmış Hasan abi. Bu işaret-i İcaz'da geçiyor bu cümle. O kadar zeki idi ki en gizli işareti en açık gibi anlarmış yani. Zekavetine mi hamlediyordu? Evet. Urf-ı Mukatta'yı anlatırken söyledi yani. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şey. Şimdi bu noktayı nazara da verdik. O 19. mektuba da bu şekilde bakabiliriz. Kaç taneydi? 321 tane mucize var. Saydık yani tek tek. 321 tane mucize var. Şu 6 esası yani o maddi olarak birisi gelmiş peygamberimize Hasan abi kolu kopmuş savaşta. Birisinin gözü çıkmış. Değil mi? Bak peygamber gözünü yerine koymuş kolunu geri takmış. Şu anda adamın gözü düşüyor. Hastaneye gidiyorsun sana gözüne takıyor geri. Kolunla ilgili bir şey oluyor. Şimdi protez var ama veya kopuyor geri dikiyorlar. Parmağı kopuyor parmağı geri dikiyor. Çok iyi olmasa dikiyorlar. Geri dikiyor yani. Çok hemen zaman kaybetmediyse mesela 2 saate kadar yetiştirdin. Değil mi? 2 saat mi? Hemen buza koyuyorlar. Biz sallayalım rahat. Şey. O 2 saatte muhakkak hayatına girden oluyor ama. Nasıl? O organda diyorum, 2 saatliğine muhakkak. Evet, yani bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o 321 tane mucizesi, bakın çok önemli abi, hep önemli değil mi? Hepsi önemli. Hasan abi, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan 2,5 milyon söz, efal, hadis sadır olmuş. Alimler 2,5 milyon demiş Hasan abi. Bu 2,5 milyon hadisin içinden, mucizenin içinden 321 tane niye seçti Hüsnü Hazretleri? Fikret abi niye seçmiş olabilir? 2,5 milyonun içinden seçilmiş bunlar. Tesadüf dersen tesadüfe tesadüf edilmemişti kainatta. Bunlar hadis değil mi abi? Hadisle mucizeye aynı şeye koymaman lazım. Yani o hadis sayısı değil mi? Yani efal, söz, hareket abi. 2,5 milyon toplam. Mucize değil ama üstad orada mucize olabilir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle bir ifadesi var müsaade edin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın her hareketi mucize değildir. Fakat her hareketin nübüvvetine delildir. Mesela siması mucize değil. Ama Abdullah İbni Selam simasını görmüş. Demiş ki bu peygamberdir demiş yani. Mesela birisi sakalını görmüş peygamberimizin. Mucize değil ama abi nübüvvetine delil. Bu 321 tane o mucize bilerek seçilmiş yani o kadar şeyin içinden abi. O kadar hadislerin, mucizelerin, rivayetlerin içinden bilerek seçilmiş yani. Her güne bir mucize düşüyor mucize olarak. Böyle muhatap olabilir, böyle bir noktayı nazardı. Bunları anlamaya çalışalım. Ben çalışıyorum şahsen de anlamış da değiliz tam. Muhatap olmaya çalışıyorum. Özellikle günümüzle alakalı ne problemler var? Ben 19. mektupta çoğunu görüyorum yani. Ekonomi noktasından, ondan sonra siyaset noktasından, içtimaiyat noktasından, enfüs noktadan mucizelerde var yani. Muhammed Aleyhisselam'ın mucizelerinde. Enfüsü söylemedin abi. O dersler, şu abi. Yani bir kere daha bu dersi yapmıştın. Orada enfüs manada. Evet, yani bunu demin yazdım da sildim ben onu. Bize de bak, şu altısı bize de bakıyor yani. Ha, enfüsü daha ben şimdi bu istenilenleri bu şekilde yapabilirsin. Ben yazdım. Defterime 7'yi yazdım. 7 bize de bakıyor, ben onu yazdım. O derste yazmıştım. Evet. Çünkü bu Risale-i Nur'a nasıl bakıyor? Biz şu 6'sını yapabiliriz. Bu 5'i lisanın içine alıyor. Biz lisanın esas ve düsturlarına, yani istenilen manayı koyarsak kendimize baktırmış oluyoruz aynı müziği. Yani ben o zaman kısa mesafede, yani kısa bir zamanda çok mesafe aldım. Birinci müziği. Ondan sonra benim dersimle veya söylemiş olduğum, anlattığım şeyle hiç alakasız bir adam, mesela Umut, ben derse geldim diyor Hasan abi.
Yani sen derste bir şey söyledin, ben senelerce bu sorunun cevabını aradım diyor, bu sorunu. Belki günlerce ben yatmadım diyor yani. Ama o bir okuduk, adam ona şey olmuş yani. Burada duralım. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve ahiru davam. Elhamdülillahi. Elhamdülillahi. Elhamdülillahi.